Serap, bugün çok geç de olsa Bilkent Üniversitesi'ndeki yurt odamı size gezdirmek istiyorum. Ben buraya Eylül ayının başında geldim. Geldiğimden beri aklımda bu videoyu çekmek vardı ama bir türlü işte hani derslerden olsun, işte oda arkadaşım var, vakit bulamadım. Bugün artık odayı düzenledim. Yarın odamı boşaltacak olmama rağmen bu videoyu çekiyorum. Burası giriş kapısı. Sonra koridorda gösteririm. Ve solda tezgah kalıyor. Şimdi onu göstereceğim. Böyle biz burada genellikle o da arkadaşımla işte kahvaltılık hani sandviç falan hazırlıyoruz. Altta ayakkabı dolabı var. Küçük bir buzdolabı var. Yukarıda da bayağı uzun bir dolap var. Yani işini şöyle bir göstereceğim. Çok dağınık ama böyle yiyecek işte bardak falan var. Sonra hemen sağda tuvalet var. Bu yurdun en iyi yanı tuvaletin içinde olması. Çünkü normalde Bilkent'te diğer yurtlarda ortak tuvalet oluyor birkaç oda türü dışında. Tuvalet böyle. İki tane dolap var. Kendimkini göstereyim şöyle içine. Böyle bayağı alan var, geniş. Sonra geldiğimizde çamaşır sepetleri de vardı. Sonra duşu göstereyim. Duşta böyle gayet geniş. Tuvaletten sonra artık odayı gezdirebilirim. Böyle kocaman bir ayna var. Bu çok iyi. Yani dışarı çıkmadan önce kıyafetime rahat rahat bakabiliyorum. Hani çünkü normalde sadece makyaj aynamız var. Hani onlarla çok rahat olmuyor. Sonra buraya ayakkabılarımı dizdim. Normalde daha çok vardı dolapta diğerleri. Sonra biz oda arkadaşımla böyle bir basamak aldık. Çünkü dolaplarımız çok yüksek. Birinci katta olduğumuz için. Dolapları da şöyle hızlıca göstereyim. Yani bayağı eşya alıyor. Ve bu benim bir de az eşya halim. Çünkü toplanıyorum dediğim gibi. Burası da böyle bayağı yukarıya kadar devam ediyor. Ben böyle şeyler astım. Çantaları rahat koyabilmek için. Siz de yapabilirsiniz. Sonra direkt kendi tarafıma geçeceğim. O da böyle. Gördüğümde internetten çok hoşuma gitmiş çünkü bir sürü raf var ve boş ol yani normal bir zamanda daha çok dolu bile olabilir. Ben böyle IKEA'dan kutular aldım beyaz. İçine işte ilaçlarım var. Burada saç kurutma makinem var. Burada okuduğum kitabım. Şu küçük şeyde de tokalarım var. Sonra evden böyle bir örtü getirdim. Okul vermedi böyle bu örtüyü. Bu yastığı da IKEA'dan aldım. Yatağın bir kısmı da alt kısımlarında. İki tane çekmece var. Onu da hızlıca göstereyim. Bir sürü şey sığıyor. Benim sweatshirtlerim, kazaklarımın çoğu burada duruyor o yüzden. Ben böyle ışık ve poster astım biraz. Kendimi evde gibi hissetmek için. Çünkü benim kendi evimde de bir sürü poster var. Sonra masa kısmına geçiyoruz. Arada işte iki tane küçük göz var. İki küçük göze ben işte takılarımı, gözlüklerimi koydum. Hani çıkarken almak için rahat. Burada kasa var. Ama ben kasayı hiç kullanmadım açıkçası. Ama kullananlar var. Sonra masayı şöyle uzaktan çekeyim. Genel görünüm böyle. Gene bir sürü raf var. Bu çok güzel bir şey. Ben buraya işte günlük ihtiyaçlarımı koydum. İşte makyaj malzemelerim var, parfümüm var, makyaj aynam. Yukarıda Monopoly. İşte çok sıkılıyoruz. Burada arkadaşlarımla resmim var. Burada işte daha çok kırtasiye ve maalesef günlük ihtiyaçların en önemlisi maske var. Sonra burada işte kitaplarım var. Okuma kitaplarım ve ders kitaplarım. Yukarıda çay, kahve kısmım var. Bir de makarna. İşte sıkıldıkça yapıyorum buradan çay alıp kahve alıp. Sonra burada normalde bardaklarım var ama hepsi bulaşık makinesinde. Burada da gene günlük ihtiyaç olan kolonya ve dezenfektandan oluşan bir yığın var. Masamı şöyle gösterebilirim. Burada gene arkadaşlarımla resimlerim var. Sonra ders programım var. Burada da bir tane harpano var işte belki bir şeyler asarım diye. Burada bugün yaptığım kahve duruyor. Genel olarak masa bu. Altında 3 tane çekmece var. İkisi daha dar, diğeri daha geniş. Böyle sonra manzarayı sabah çekerim ekstra olarak gösteririm. Böyle. Dün videoyu akşam çektiğim için sabah da göstereceğim demiştim. Hatta bugün güzel bir sürprizle kalktık. Ankara'da çok güzel kar yağdı. Sabahları da böyle gözüküyor manzara. Odam bu kadar. Ben böyle 81'de kalıyorum. Hani söylemediysem bir daha söyleyeyim. Buradaki en yeni yurt. Yani o yüzden bu kadar
modern mobilyalar var ve tuvalet içerisinde. Yoksa eski yurtlarda ortak tuvalet var, ortak tuvaletler var dediğim gibi. Ben bu odayı ilk gezdiğimde çok beğenmiştim ve şans eseri kayıt olurken burası çıktı. Hani isterseniz yurtta da birkaç yeri çekebilirim. Hani belki bu biraz uzun süre sonra olur. Çünkü burada olmayacağım. Yurtta ayrıca aşağıda çamaşırhane var. Çok ucuza oluyor. Her katın mutfağı var. Sadece ben birinci katta olduğum için benim mutfağım yok. Ortak oturma ve çalışma alanları var. Ben yurdumdan çok memnunum. Umarım beğenmişsinizdir. Bilkent hakkında çok video göremiyorum YouTube'da. Hani o yüzden böyle video yapmak istedim. İleride Bilkent hakkında video yapmaya devam etmek istiyorum. Hani özellikle bu online eğitim sürecinde sınavlar, hazırlık hakkında bir video çekmeyi düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.